Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Aselsan hisse senedini geniş kapsamda orta ve uzun vadede bir incelemek istiyorum. Haftalık grafiğinde Aselsan'a baktığımızda görünüm itibariyle şu an için zaten genel anlamda bir büyük bir çanak oluşturduğunu görüyoruz. Yaklaşık 2018'li yıllarından itibaren şuradaki 2017 Kasım'ındaki büyük düşüşün başlangıcından sonra hisse fiyatları 2018 Haziran'ından 2019'un yaz sonlarına kadar bir dip çalışması yapmış. Bu dip çalışması sonrasında ise 2020 yılının başlarından itibaren tekrar yukarı yönlü bir hareket başlatarak Aselsan hisse senedi tekrar eski zirvelerini test etmeye yakın bir hale gelmişti. Hani bu noktada oluşturduğu çanak formasyonu mu diyelim artık ne diyelim bilemiyorum. Şu bölgede büyük bir çanak oluşturuyor. Zaman içerisinde bu çanak katlama hedeflerine tabii ki gidecektir. Ama haftalık periyotta baktığımız zaman bu süreçlerin aylar yıllar sürdüğünü unutmamakta fayda var. Aselsan yatırımcısının ülkemizde çok fazla olduğunu biliyoruz. Özellikle paylaşım yaptığım videoların izlenmesinden bu zaten belli. Artı yaptığımız yorumlara gelen tepkilerden de bunu anlayabiliyoruz. Sanırsam eski zirvesinde yaptığı o büyük atak döneminde özellikle 2016 sonu 2017 sonu arasında yaptığı bir yıllık atakta Aselsan hisse senedi oldukça büyük sükse yapmış ve tüm yatırımcıların dilinde dolaşan bir hisse senediydi. Bu noktada haftalık periyotta özellikle şöyle ortalamaları açtığımızda 10 haftalık ve 30 haftalık ortalamayı arkadaşlar ben Aselsan hisse senedinde baz olarak görüyorum. Bu noktada diğer ortalamaları ekrandan kaldırarak şu şekilde bir oluşum göstermek istiyorum. Bana göre haftalık periyotlarda EMA 30 yani haftalık üstsel ortalama 30'un üzerinde hisse yönü yukarı yönlü bir trend oluşturur. Gördüğünüz gibi burada 10 haftalık ortalamasının ve 30 haftalık ortalamasının üzerinde giden hisse fiyatı güzel bir trende kalkıştı. Daha sonrasında burada bir 30 altına sarkıp hemen bir haftada bu bölgeyi tekrar kapatıp yukarı yönlü yoluna devam etmiş oldu. Şimdi hissenin özellikle 10 haftalık ortalama üzerinde birkaç haftadır kararsızlık yaşadığını görüyoruz. Yani 16.66 seviyesi özellikle hissede 2-3 haftadır, 4 haftadır, yaklaşık hatta 1 aydır diyebiliriz bir destek noktası haline geldi. Bu noktada hisse bu haftayı kapanış itibariyle baktığımızda ise 16.57 seviyesinden kapatarak 10 haftalık ortalamasının altında bir kapanış gerçekleştirdi. Bundan 1-1,5 ay önce de bu EMA30 üzerine attığı bu bir dokunuş var geriye çekilip. Yani bu fitilin buraya kadar sarkması hissede aslında bir kararsızlık döneminin başlayacağının işareti miydi bilmiyorum. Daha önceki yorumlarımda da benim zaten yani Aselsan'ın bu 18 seviyelerinden sonra bir düzeltmeye gireceği hakkında yorumlar yapmış. Hatta tepkiler de almıştım aslında. Fakat biz grafikte gördüklerimizi söylemekle mükellefiz arkadaşlar. Kendimize bireysel yorum yapmıyoruz. Şahsen Aselsan hissesini alıp satan bir insan da değilim. Ama çok fazla takipçisi olduğu için yorum talebi de geldiği için yorumlayıp analiz etmeye çalışıyor. Takipçilerimize faydası olsun diye videolarını paylaşıyoruz. Şimdi bu noktada haftalık periyotta dediğim gibi 10 haftalığın verdiği destek ile bu bölgede tutunurken bu hafta ve geçen hafta da aslında bu haftada 2 haftadır altında kapanışlar geliyor hisseye. Bu noktada hacimlerine de baktığımızda hacimlerin artık yatay periyotta, düşüş periyotunda azaldığını da görüyoruz.
Yukarı yönlü bir tepki verebilmesi için özellikle hacimsel ortalamanın üzerinde haftalık hacimsel ortalama üzerinde güzel mumlar oluşmalı, yeşil mumlar oluşmalı ki geçmişte görüldüğü gibi şöyle yukarı yönlü buralarda tepkiler gelsin. Şimdi hissenin burada açık ve net olarak görüyoruz ki bir dinlenme sürecine girdiğini ve bu dinlenme sürecinde tepki alanları, destek direnç alanlarını test ettiğini görebiliyoruz. Şu an haftalık grafikte aylık pivot değerlerini bir kontrol etmek istiyorum. Hemen şunu kapatalım, şunu açalım. Açılmadı mı? Pardon, şöyle, evet. Gördüğünüz gibi 16.45, 16.34 pivot değerleri alanında bir sıkışma gerçekleşmiş. Yani 16.34, 45, 55 bizim daha önceki videolarımızda anlattığımız CPR sıkışma alanını şu anda hisse fiyatı test ediyor aylık periyotta. Bir önceki aylık periyodun da baktığımızda pivot olarak aşağı doğru sarktığını ve pivot ortalamalarının aşağı yönlü merdiven oluşturması hisse fiyatında bir düzeltmeye işaret olduğunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Yani bu buradan yukarı dönecek veya aşağı düşecek anlamını lütfen çıkartmayın. Ama özellikle şu noktada yani 16, 34, 45, 55 bandının altında yani en düşük sınır ne? 16, 34'ün altındaki hisse fiyatının kapanışı halinde yani bu hissede artık bir düzeltme olacağını herkesin kabul etmesinde fayda olacağını düşünüyorum. Şu noktada renk olarak belli olsun diye değiştireyim. Merkezi pivot fiyatımızın 16.45 olduğunu söyleyelim. Yani 16.45'in altında hisse fiyatının negatif etkiler sergileyebileceğini söyleyebiliriz. Baktığımızda da en düşük olarak 16.46 gördüğünü görüyoruz geçtiğimiz hafta. Bir önceki hafta 16.51 test edilmiş. Yani 2 haftadır pivot değerlerine yakın seviyelerde aylık pivot değerlerini test ederek bize bazı sinyaller üretiyor. Bu noktada tekrar haftalık pivot değerine gelecek olursak yani haftalık pivot değerinin 16.73 ve altında bir kapanış gerçekleştirdiğini söylememize zaten gerek yok sanırsam. Bu sebepten ötürüdür ki hisse fiyatındaki dalgalanmalar ve kararsızlık ile hacimsel düşüş bir negatif etki oluşturuyor hisse fiyatında. Özellikle günlük periyoda geçtiğimizde hisse fiyatının artık yatay bir bantta seyrettiğini açık ve net bir şekilde görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi CPR alanında bir sıkışmayla beraber diğer haftalık R1 dediğimiz R2, R3, R1, R2, R3 ve S1, S2, S3 değerlerinin de birbirine oldukça yaklaştığını, bu değerlerin de artık daralmaya yönlü gittiğini, bir yöne doğru bir karar aşamasında olduğunu görebiliyoruz. Günlük periyotta şu şekilde açtığımızda RSI'nin 50 üzerine atamadığını, kendi ortalamasının altında wave trendin de yatay bir bantta ilerlediğini görüyoruz. Bu noktada artık hisse belli bir fiyat aralığında realize oluyor diyebiliriz. Yani kendisine yatay bir bant oluşturdu. Geriye dönük baktığımızda en düşük seviye olarak günlük kapanışlarda 15.85 görmüştük. Daha sonrasında buradan tepkiyle beraber yukarı yönlü en yüksekte geçtiğimiz haftalarda 16.90 seviyesini test eden ise şu an için pivot değerinin altında bir baskı altına girmiş durumda. Yine sistem olarak takibimizde bulunan hisse özellikle Hull sisteminde haftalık periyotta bir bakarsak onu es geçtik. Onu es geçmek istemiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar haftalık periyotta bana hisselerin nasıl tepkiler verdiğini soran arkadaşlar oluyor. Hull sistemi biz de yeni uzun vade test etmeye başladığımız için bu da bir cevap niteliğinde olur. Gördüğünüz gibi hisse haftalık olarak 14.52 kestiği
Rakam tabii bu bölünmeden sonraki rakam olduğu için biz bu rakamları görmedik. Yani 8.82'lerde bunun %100 bedelsiz yaptığını düşünürsek 17,5 liralarda bir al sinyali üreten hisse fiyatı 18 liraların üzerinde eski fiyattan konuşuyorum. Yani 34'ten 18'e yaptığı düzeltmeye baz alarak konuşuyorum. Yaptığı düzeltmeyle buradan bir al sinyali oluşturmuş. Daha sonrasında ise 9 liradan bu noktaya kadar gelmiş ve şu an için hala haftalık periyotta bir sat sinyali oluşmuş durumda değil. Ama 14.50'yi aşağı kestiği için azalt sinyali gelmiş durumda. Bu noktada önemli olan Hull 100 gördüğünüz gibi bir ana destek gibi çalışmış. İki defa test edilmiş, hatta üç defa test edilmiş diyebilirim. Şimdi bir dördüncü defa test edilmeyi kaldıracak mı, yoksa Hull 14 yüzü aşağı kesip sat sinyali oluşturacak mı? Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Bu sürecinde oluşması için önümüzdeki hafta veya bir önümüzdeki hafta, yani 15 gün içerisinde Hull yüzü bir test edip tepkisini değerlendirmekte fayda görüyorum. Yine alt kanalda baktığımızda haftalık periyotta Erasay'ın satta olduğunu, wave trendin de trend yönünü aşağı doğru çevirerek aşırı alım bölgesinin altına sarktığını, bir düzeltme eğiliminde olduğunu bize açık olarak ifade ettiğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu noktada yapılabilecek destek direnç seviyelerinin belirlenmesinde bir başka unsur da Fibonacci çekebilmektir. Hani buradaki uzun vade yatırımcı arkadaşlara bu noktada bir Fibonacci çekme gerekirse, mesela bir önceki dipten zirvesine doğru çektiğimiz Fibonacci bize geri çekilme destek seviyelerini verecektir. Şu an için mesela zirvesinden sonra 17.03 desteğinin altına sarkan hisse 0.38 Fibonacci seviyesi olan 15.71'i uzun vadede destek olarak kendisini alıyor. Daha öncesinde de zaten hemen hemen bir test etmiş görünümü var. Şurada tam ucu ucuna denk getirirsek belki de şeye denk gelecek tam. Fibonacci'leri çekerken arkadaşlar iğne uçlarını dikkate almak lazım. Tam milimi milimine çekerseniz doğru değerlere yakalarsınız. Özellikle hafta içerisinde gördüğünüz gibi 3 haftadır Fibonacci 17 seviyeleri test ediliyor ama üzerine atılamıyor. Şu an için genel görünüm olarak baktığımızda Aselsan hisse senedinin yukarı yönlü harekete gitmesi için karşısında 17 direnci duruyor. Daha öncesinde 2-3 defa haftalık olarak test etmesine rağmen üstünde bir kapanış gerçekleştirememiş ve geri çekilme devam etmiş durumda. Haftalık periyottan hisseyle alakalı yorumlarımızı günlük periyoda dönüp incelemeye devam edelim. Günlük periyotta da arkadaşlar demiştik yatay bir periyotta hisse kendisine bir alan arıyor. Yani bu alanda nasıl bir kendisine oluşturacağı bölgeyi seçmek için biz tepeden şöyle en son şeye kadar bir regresyon kanalı oluşturduğumuzda gördüğünüz gibi fiyat dengelenme kanalı aşağı yönlü bir trend kanalı oluşturdu bize. Bu noktada artık hisse fiyatının yukarı yönlü gitmesi için bu kanalın dışına çıkması lazım üst rakamlara. Altına sarkmalarda ise özellikle orta bandının aşağı kesmesinde ise düzeltmelerin gelebileceğini, haftalık pivot değerlerinin altında S1 değerlerine çekilebileceğini daha önce bahsetmiştik. Hani aşağı yönlü kırılımların devamında hissede 16.57 kapanış fiyatının altında 16.41, 16.18, 15.86 haftalık pivot değerlerimiz var destek olarak. Bu noktada hisse fiyatında oynamaların yukarı yönlü dönmesi için özellikle RSI'nin 50 üzerine atıp wave trendinde artık buralardan bir güçlü trend dönüşü yapması gerekir ki hacimsel olarak gelen güçle birlikte yukarı doğru bir spring yapabilsin hisse fiyatı.
Bizim genel anlamda, daha doğrusu bizim derken benim takip etmeyi sevdiğim saatlik periyottaki hisselerin düzeltmelerinden veya tepkilerinden faydalanmaya çalıştığımız en olumlu baktığım periyot saatlik periyot. Bu noktada bakın, gördüğünüz gibi saatlik periyotta regresyon kanalının nasıl çalıştığını daha iyi görebiliyorsunuz. Bu regresyon kanalını grafik çizimlerinde kullanmanızı tavsiye ederim. Size görüntü açısından oluşturduğu kanal ile yardımcı olacaktır. Bu noktada hemen saatlik periyotta biliyorsunuz bizim meşhur pulse sistemimiz devreye girer. Bize al-sat sinyallerini oluşturarak bana göre oldukça değerli, güzel bilgiler veriyor. Fazlalık olan işaretleri kaldırıp bu noktada al-sat sinyallerini takip edebilirsiniz. Şu an için Aselsan hisse senedinde gördüğünüz gibi hisse fiyatına hani 14.100'ü aşağı keserek bir azalt ve sat sinyali gelmiş diyebiliriz bu noktaya aslında. Satışların da artık saatlik periyotta biraz aşağı sert basamaklı bir şekilde inmesinin de hoş olmadığını söyleyebilirim. Özellikle haftalık piyot değerlerinin altına sarkması hisse fiyatında satış baskısının arttıracağını düşündürüyor bana. Umarım bu noktada yanılırız. Zira Aselsan hissesini biliyorum, birçok kişi takipte. Kıymetli bir hisse olmasıyla birlikte oldukça da fazla yatırımcısı ve takipçisi var. Elbette ki değerli yatırımcıların üzülmesini biz de istemeyiz. Fakat piyasanın şartları gereği hisse de kendi davranışlarını kendisi bir şekilde sergiliyor. Yani düzeltmeler yaparak aşağı düşüyor şu an için gördüğümüz kadarıyla. Hani zirve sonrası 18'li fiyatları, 17-90'lı fiyatları gördükten sonra buralarda bize al-sat sinyalleri üretiyor. Biz bunlardan faydalanmaya çalışıyoruz sistemsel olarak. Başka bir amacımız yok açıkçası. Özellikle al sinyalleri, sat sinyalleri anlamında pull sistemin birçok kişi tarafından güzel çalıştığı söyleniyor. Biz bu noktada tekrar hatırlatıyorum. Hisse fiyatının şu an için haftalık pivot değerinin altında, RSI'nin saatlik periyotta 50'nin altına sarkıp sat umu oluşturması negatif etkiyi arttırır. Hisseye bu yüzden yakın stoplu takip etmekte her zaman hatırlatıyorum, fayda olduğunu özellikle belirtiyorum. Bu noktada yine değerli yatırımcı arkadaşlar, indikatörlerin al-sat sinyallerinin destekli olarak affedersiniz, alttaki osilatörlerin de desteğine ve sinyallerine güvenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu illaki bizim kullandığımız osilatörler olmayabilir. Kendi kullanmayı tercih ettiğiniz stokastik olur, MACD olur. Onların da verdiği sinyallere güvenerek işlem yapmanızda fayda var. Bu size belki kardan zarar ettirebilir ama zararınızın büyümesini engelleyebilir. Bunu her zaman söylüyorum. Her zaman için trendler ve destekler önemlidir. Trendleri ve destekleri es geçmeyin lütfen. Takip ettiğiniz hisseyi uzun vade, kısa vade hangi periyotta takip ederseniz edin, trendleri muhakkak çizerek üzerinde belirgin destek direnç noktaları ve kendinizi stop noktaları belirlerseniz üzülmezsiniz diye kısa bir tavsiye ile videoyu sonlandırmış olalım. Aselsan hisse senedi için söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Dediğimiz gibi özellikle haftalık pivot değeri olan 16.73, ki bu önümüzdeki hafta değişecektir. Önümüzdeki hafta haftalık pivot değerinin daha farklı olacağını, yani muhtemelen daha aşağı doğru sarkmış bir pivot değeri göreceğiz ki bu da hisse için düşen bir merdiven etkisi yaratmaz umarım.
Tekrar hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Önümüzdeki hafta içinde bol kazançlı ve sağlıklı bir hafta diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.